Bir kere öncelikle kanama nedenlerini gözden geçirecek olursak, ilk başından itibaren. Birincisi, yerleşme kanaması dediğimiz henüz daha adet gecikmesi olmayan dönemde bebeğin rahim içine yerleşmesi esnasında orada ufak kılcal damarların açılmasına bağlı olarak oluşan selim tabiatlı bir kanama, yerleşme kanaması, gebelik başlayacak. Ondan sonra bunlar fizyolojik kanamaların birincisi. İkinci fizyolojik kanama da plasenta kendisi progesteron adını verdiğimiz hormonu üretmeye başladığı zaman önceden işte 6 ila 8. haftalarda gerçekleşiyor. Önceden yumurtalık tarafından üretilen progesteron hormonunun seviyesiyle plasenta henüz daha acemi olduğu için diyelim, onun kadar yeterince üretemediği zaman bazen progesteron seviyesinde kanda düşme oluyor ve buna bağlı olarak kanama oluyor. 6 ila 8. haftalar arasında. Bu da selim tabiatlı bir kanama. Bebeğin kaybına bağlı bir kanama falan filan değil. Plasental shift adı veriliyor buna. Ondan sonra gebeliğin ilerleyen dönemlerinde nelere bağlı olarak kanama olabilir? Bir kere rahim ağzında ufak tefek yaralar varsa, rahim içiyle hiç ilgisi olmayan bir şekilde rahim ağzında mesela ilişki sonrasında o kılcal damarların çatlamasına bağlı veya kendini aşırı zorladıysa eğer ilişki olmamışsa bile buna bağlı kanamalar olabilir. Bu da fizyolojik bir kanama değil ama bebekle alakası olmayan bir kanama. Ondan sonra gebelik ilerledikçe neye bağlı olabilir kanama? Bir kere bundan sonraki kanamalar artık fizyolojik sınıflamasına pek sokmayı tercih etmiyoruz. Bebeğin plasentasının aşağıda yerleşmesine bağlı plasenta previa adını verdiğimiz, önde gelen plasenta adını verdiğimiz duruma bağlı kanamalar olabilir. Bu tür durumlarda zaten daha önceden ultrason tanısı sıklıkla vardır ve anne adayları uyarılmıştır. İşte çok fazla ayakta durma, çok fazla kendini zorlama diye plasenta previa'nın şiddetine göre ilişkide bulunma bile dediğimiz oluyor. Bunun da seviyeleri var. Low lying adını verdiğimiz en hafif şeklinde doğum kanalına sadece yakın oluyor. Sonra da plasenta previa'nın diğer şekilleri rahim ağzının tümüyle kapanmasına kadar gidebilen plasenta previa'lar. Bunlar ilk başlarda, hamileliğin ilk başlarında doğum kanalını tıkayan bir plasenta veya aşağıda yerleşmiş bir plasenta hamilelik ilerledikçe yukarıya çıkabilir bir kere. Bunu mutlaka bilmek lazım. Plasenta previa ile ilgili olarak kesin tanı plasenta previa artık olacaksa eğer 26. 27. haftadan sonra plasentanın yeri çok fazla değişmez. Onun dışında ilerleyen haftalarda özellikle de 3. trimesterde karın ağrısıyla birlikte kanama olduğu zaman plasenta ayrılması denilen durumu da düşünmek lazım. Plasenta ayrılması acil doğum gerektiren bir durumdur ama çok ender görülür. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Bizim özetle bilmemiz gereken şeyler, kanama çok sık görülen bir şey hamilelikte. Hemen hemen hamileliklerin üçte birinde, bazen daha da fazla kanama gözüküyor. Yani şu anda bebeği kucağında olan bir anneye sorduğumuz zaman eğer hatırlayabilirse üçte biriyle %40'ı arasında evet benim kanamam olmuştu diyecektir. Yine bilinmesi gereken bir nokta da kanamanın rengi, kanamanın miktarı nispeten önemli olmakla beraber örneğin kanamanın miktarı ne kadar fazlaysa bunun düşükle sonuçlanma olasılığı nispeten fazladır. Kanamanın rengi ne kadar koyuysa bunun eski bir kan olma ihtimali o kadar fazladır. Bu tür tabii bağlantılar yapılabilir ama genel olarak söylemek gerekirse kanamanın rengi ve miktarı içerisinin ne durumda olduğuna direkt olarak bazen yansımayabiliyor. Çok şiddetli kanaması olmasına rağmen bir bakıyorsunuz kalp atışları devam ediyor. Minimal kanaması olmasına rağmen bir bakıyorsunuz kalp atışları yok. Burada peki hangi durumlarda hastaneye gitmek lazım? Yani bir kere kanama oldu, gittiniz hastaneye, ondan sonra kalp atışları gözüktü, size bazı ilaçlar verildi. O kanama kesildi. O bir daha tekrarlarsa artık hastaneye gitmenin bir anlamı yok. Çünkü yine doktor diyecek ki ilaçlara devam edin. Artık tekrar gitmeye gerek yok. Beklemek lazım, sabırlı olmak lazım. İçerisinde ne olduğunu bilemememize karşın yine de bunun için ekstradan bir doktor ziyareti yapmaya gerek yok. Aklımızı karıştırmamak amacıyla yeterince karışmış olabilir. Kanama çok sık görülen bir şey.
mutlaka düşükle veya erken doğumla sonuçlanması gerekmiyor. Özellikle bebeğin yaşayabilir sınıra ulaştığı 3. trimesterden itibaren oluşan kanamalarda az da olsa çok da olsa mutlaka gitmek lazım. Daha önceki kanamalarda ise rahim içinde olduğunu konfirme edilmişse gebeliğin, çünkü dış gebelik de bazen kanamayla belirti verebiliyor. Eğer rahim içinde olduğu biliniyorsa bebeğin, doktora gidilmeye de bilinir. Ama tabii ki hayati tehlikeyi çağrıştırabilecek olan aşırı kanamalarda, ki bunlar çok 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 enderdir, onu söyleyeyim. İlk, birinci ve ikinci trimesterde, gebeliğin ilk yarısında çok çok enderdir bunlar. Evde beklemeye devam edilebilir. Genel olarak söylemek gerekirse tabii ki kanama anne adaylarını endişelendiren bir durum olduğu için doktora gidilse bile doktor mutlaka sizi değerlendirmeye alacaktır. Bunun için hastaneye gelinmez diye bir şey tabii ki söz konusu olmayacaktır. Doktor mutlaka size bakacaktır. Biliyorsunuz bu sıralarda hastanelere her şey için gidilemiyor ama hamilelik söz konusu olduğu zaman aslında her şey için gidilebilir. Yani hangi şikayetle giderseniz gidin. Tabii böyle cinsiyet baktırmak için bu bir şikayet değil zaten de, giderseniz olmaz da. Yani herhangi bir şikayetle gittiğiniz zaman doktor sizi değerlendirmeye alır. Kanama da bunlardan belki de en önemlilerinden bir tanesidir. Ama dediğim gibi kanamayı böyle çok aşırı gözde büyütmemek lazım.